Müslüman kardeşlerim, komünist arkadaşlar. Korkunç bir haksızlık işlenmektedir. Büyük devletler yeni bir Müslüman kurbanı boğazlıyorlar. Onu yok etmek azmindedirler. Fakat biz, elde silahımız, ana vatan topraklarını savunarak ve haklarımızı haykırarak ölmesini bilenlerdeniz. Yılın tarihi 25 Ekim 1917 sabahı değişti. Petrograd'da günlerdir hazırlanan isyan bir kruvazörden açılan ateşle başladı. Bu işaretin ardından Bolşevik kuvvetler kentin kritik noktalarını işgal ettiler. Her semtten mitralyöz ve tüfek sesleri geliyor, meydanlar halkın hurra sesleriyle çınlıyordu. Nihayet kenti ele geçiren insan seli Çarlık'ın son kalesine yöneldi. Sabahın ikisinde binlerce silahlı Bolşevik, Çar'ın kışlık sarayı önünde toplanmıştı. Muhafızları ve sarayın geçit vermez kapılarını aşmak zor olmadı. Ve sonunda kısa bir kuşatmanın ardından saray düştü. Artık tüm iktidar Sovyetlerdeydi. Ertesi sabah devrim müjdesi, sokaklarda dağıtılan bildiriler ve asılan afişlerle tüm dünyaya duyuruldu. Çarlık rejimine ait bütün simgeler, zafer naraları atan Ruslar tarafından alaşağı edildi. Meydanları dolduran kızıl bayraklar, dünyanın ilk Marksist rejiminin kuruluşunun habercisiydi. Ve bu dev zaferin mimarının adı Vladimir İliç Lenin'di. Soğuk bir Aralık günü üç köhne otomobil Sivas'tan yola çıktı. Otomobillerin ikisi dolma tekerlekli, yalnız biri normal lastikliydi. Bu son otomobilin lastikleriyle yolda gerekecek benzin de Sivas Amerikan Okulu'ndan hediye şeklinde sağlanmıştı. Ankara'ya doğru yola çıkanların ceplerindeki para ancak 20 yumurta, bir okka peynir, 10 ekmek almaya yetti. Arabadakiler heyeti temsiliye üyeleriydiler. En öndeki normal lastikli arabada Mustafa Kemal Paşa vardı. Onlar da kuzeydeki komşuları gibi hem emperyalizme hem de köhne bir imparatorluğa karşı zorlu bir mücadeleye girişiyorlardı. Ordusuz, örgütsüz, silahsız, parasız bir savaşa doğru koşuyorlardı. Ama Ankara'ya varıp Dikmen sırtlarındaki karşılamayı görünce her şeyi unuttular. Ankara onları bağrına bastı. ...1920'leri çıplak bir tepe üstündeki iki katlı ziraat mektebi binasında karşıladılar. Milli mücadelenin belki de en belirsiz dönemi başlıyordu. O binada geçecek 4 ay, Mustafa Kemal'in de hayatının en zorlu 4 ayı olacaktı. Tablo hiç de iç açıcı değildi. Padişah idam fermanını yazmak üzereydi. O artık apoletlerini söküp atmış, yetkisiz, rütbesiz bir sivil direnişçiydi. Anadolu iç isyanlar ve işgallerin tezgahında yanıyordu. Garp cephesinde Yunanlılar yeni taarruz hazırlığındaydılar. Güneyde Ermeniler, Karadeniz'de Pontus Rumları ayrılık peşindeydiler. Çerkez, Gürcü, Abaza beyleri ayaklanmışlardı. Anzavur çeteleri kan dökmeye devam ediyordu. Mustafa Kemal hasta ve yalnızdı. Yanında ancak bir avuç insan vardı. Ne ordu, ne para, ne asker, ne silah. Kaldıkları ziraat mektebi binasının telgrafı sürekli kötü haber telliyordu. Halide Edip o ateşten günleri, daha sonraları şöyle anlatacaktı. Bir sabah uyandığımda Adnan en tehlikeli geceyi geçirdiğimizi söyledi. Bütün tellerin kesildiğini, yakından silah sesleri geldiğini, ortalıkta bir panik havası olduğunu anlattı. Dışarı çıktığımda karargahın etrafına bir sürü at getirildiğini gördüm. Bunların niçin olduğunu sorunca, belki Ankara'yı terk etmek ve Sivas'a gitmek zorunda kalırız.
senin için de bir araba hazırlatıyoruz dediler. Mustafa Kemal Paşa'nın o günlerdeki kadar yorgun ve bazen de ümitsiz olduğunu görmüş değildim. Umutsuzluk ve karamsarlık o kadar ağırdı ki çevresinden bazıları bir ara çekilmesinin daha iyi olacağını bile düşündüler. O her şeyi bırakıp gitse sıkıntıların biteceğini sandılar. O günleri daha sonraları Recep Peker'le şöyle hatırlayacaklardı. İç isyan Ankara kapılarındaydı. Başta Kemal Paşa olmazsa tehlikenin hafifleyeceği fikrinde olanlar vardı. Böyle bir denemenin faydalı olacağını bize kadar duyurdular. Paşa, ben nereye gidebilirim diye sordu. Bunun üzerine Şark'a doğru gidersiniz tavsiyesinde bulundular. Paşa bana döndü, bunu sordu. Memleketin menfaati bundaysa fedakarlık etmelisiniz dedim. İşte o günlerde kendimi bu teessürden kurtarmak için tarihsel durumun o günden sonraki aşamalarına ait sorumluluğu bir başka arkadaşa tevdi ederek unutulacağım bir köşeye ve yalnızlığa çekilme isteğimi temasta bulunduğum çalışma arkadaşlarımın hepsine açık ve kesin bir lisanda bildirdim. Ama yapamadı. Sorumluluğu devredip bir köşeye çekilmek, kendini yalnızlığa mahkum etmek. Bunlar 1920'nin ilk günleri için belki ihtimal dahilindeydi ama imkansızdı. Mustafa Kemal yaşamının bu en kritik dönemecinde vazgeçmekle devam etmek arasındaki tercihini çabuk yaptı ve kavgaya girdi. 5 Şubat 1920 günü Mustafa Kemal Ziraat Mektebi'ndeki odasında bir durum değerlendirmesi yaptı ve ortaya çıkardığı tabloyu bütün açıklığıyla komutanlarına bildirdi. Türkiye içeriden işgal edilmişti. Dışarıdaysa hem Ege ve Karadeniz sahillerinden hem de Suriye ve Avrupa cephesinden çepeçevre kuşatılmıştı. Bu çemberi yarabilmek için geriye bir tek cephe kalıyordu, Kafkas cephesi. Anadolu'nun kurtuluşunun anahtarı Bolşeviklerin elindeydi. O halde Sovyetlerle anlaşılacaktı. Mustafa Kemal bu teşhisten sonra Bolşeviklikle ilgili bir tehlikeyi de hatırlattı. Bolşeviklerle temas eden milletin önünde iki şık vardır. Ya onlarla sosyal ve politik hareket birliği veya onun seline silahla muhalefet. Bizim de bu iki şıktan birini seçmemiz gerekmektedir. Oysa o günlerin dünyası kuzeyden esen sosyalist rüzgarlarla kıpır kıpırdı. Rus İmparatorluğunu yıkan ihtilal şimdi Almanya'yı sallıyordu. Avrupa'da Finlandiya'dan Fransa'ya kadar her ülkede Bolşevik hareketleri yayılıyordu. Macaristan'da bir Sovyet Cumhuriyeti iktidar olmuştu. Bütün işaretler Bolşevizmin Avrupa'ya hakim olacağını gösteriyordu. Peki Türkiye bu rüzgara ne kadar direnebilirdi ya da direnmeli miydi? Ankara'da bu kritik kararın muhasebesi yapılırken 16 Mart 1920 günü Ziraat Mektebi'ndekiler bomba gibi bir haberle uyandılar. İstanbul düşmüştü. Bu işgalle İstanbul'da Osmanlı Devleti'nin 600 yıllık egemenliği son buluyordu. İki gün sonra Meclis-i Mebusan son bir toplantıyla dağıldı. Artık İstanbul yoktu. Ne yapılacaksa Ankara'dan, Anadolu'dan yapılacaktı. Mustafa Kemal acilen kafasındaki yeni stratejiyi devreye soktu. Yapacak iki şey vardı. İstanbul'un kapatılan meclisi yerine Ankara'da yeni bir meclis oluşturmak ve bu meclis aracılığıyla hemen dışarıya açılan tek kapı durumundaki Sovyetlerle ilişki kurmak. İlk adım 23 Nisan 1920 günü atıldı ve birinci meclis Ankara'da açıldı. Bundan tam 3 gün sonra 26 Nisan'da da ikinci adım geldi. Mustafa Kemal tarihi bir adım attı ve kuzeydeki komşunun liderine bir mektup yazdı. Mektubun yollandığı isim de kendisi gibi bir devrimciydi. Vladimir İlyich Lenin. Sayın Başkan, bütün çalışmalarımızı ve askeri hareketlerimizi Rus Bolşevikleriyle birleştirmek zorunluluğunu kabul etmekteyiz. Bolşeviklerin emperyalist hükümetlere karşı savaşmayı ve bütün ezilen milletleri emperyalistlerin hegemonyasından kurtarmayı amaç edinmiş olduklarına inanıyoruz. Ayrıca ülkemizi işgal eden emperyalist güçleri saf dışı bırakmak, emperyalizme karşı girişilen genel savaşı sürdürebilmek amacıyla yurt içindeki gücümüzü artırmak için
Sovyetler Birliği'nin bize ilk önce 5 milyon altın lira vermesini, yapılacak görüşmelerde tutarı kararlaştırılacak silah ve cephane ve bunlardan başka askeri teknik ve tıbbi malzeme ve birliklerimizin ihtiyacını karşılayacak gıda maddeleri sağlanmasını istemekteyiz. Saygı ve selamlarımızla samimi duygularımızı lütfen kabul buyurunuz efendim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal. Mustafa Kemal ve Vladimir İliç Lenin. İşte aynı dönemde emperyalizme karşı dövüşen iki ulusal liderden biri, bu kritik aşamada diğerine güç birliği için elini uzatıyordu. Bu mesaj hemen bir subay grubuyla ve deniz yoluyla Moskova'ya, Lenin'e ulaştırıldı. Lenin, Türkiye'de olup bitenleri gayet iyi biliyordu. Mesaj onun için de son derece önemliydi. Aslında istenen para büyük bir meblağdı. Bir mebus maaşının aylık 100 lira olduğu günlerde Sovyetlerden yaklaşık 25 milyon lira tutarında altın isteniyordu. Ama Sovyetler Birliği Türkiye için ne kadar önemliyse, Türkiye'de Bolşevikler için o kadar önemliydi. Nitekim sonraları Lenin, Türkiye'ye yollayacağı büyükelçisi Aralof'a şunları söyleyecekti. Mustafa Kemal Paşa tabii ki sosyalist değil. Ama iyi bir teşkilatçı olduğu anlaşılıyor. Kabiliyetli bir lider ve milli burjuva devrimini idare ediyor. İlerici, akıllı bir devlet adamı. Bizim sosyalist devrimimizin önemini anlamış olup Sovyet Rusya'ya olumlu davranıyor. O, istilacılara karşı bir kurtuluş savaşı yapıyor. Emperyalistlerin gururunu kıracağına, padişahı da yardakçılarıyla birlikte silip süpüreceğine inanıyor. Halkın ona inandığını söylüyorlar. Ona, yani Türk halkına yardım etmemiz gerekiyor. Gerçekten de Mustafa Kemal sosyalist değildi. Dahası kendisinin de bir gün mecliste söylediği gibi henüz sosyalizmin ne olduğunu bile bilmiyordu. Ama bildiği, daha doğrusu sezdiği bir şey vardı. Bundan böyle esas mücadele Bolşeviklerle emperyalist blok arasında olacaktı. O halde bundan yararlanılmalıydı. İşte en hayati aşamada attığı kurnazca bir adımla kuzey komşusunu yanına çekmeyi başarmıştı. Bundan sonra karşılaşacağı zorluk elini verdiği bu komşudan kolunu kurtarmaktı. Bunu sağlamak için de müthiş bir planı vardı. Şimdi bu tarihi satranç oyununda hiç beklenmedik bir hamle yapacak ve herkesi şaşkına çevirecekti. Tarihleri boyunca birbirine düşman olmuş iki imparatorluk, Rusya ve Osmanlı imparatorlukları 20. yüzyılın başında birbiri peşi sıra devrildiler. Artık ne Rus çarının ne de Osmanlı padişahının hükmü geçiyordu. Bu imparatorlukların toprakları üstünde şimdi iki devrimci rejim kuruluyor ve devrimin başındaki iki insan tam bu aşamada birbirlerine yardım ellerini uzatıyorlardı. Yalnız herkesin aklını bir soru kurcalıyordu. Acaba İmparatorluklarla birlikte eski düşmanlıklar da yıkılıyor muydu? Yoksa ezeli Türk-Rus çekişmesi şimdi yeni bir kisve altında mı sürecekti? Türkiye yardım alacağım derken Bolşevik mi olacaktı? 1920 Mayıs'ında mecliste bu sorular sorulunca yanıtlamak Mustafa Kemal Paşa'ya düştü. Bu noktada iki konuyu birbirinden ayrı ele almak gerekir. Biri Bolşevik olmak, diğeri Bolşevik Rusya ile ittifak yapmak. Biz Bolşevik Rusya ile ittifaktan söz ediyoruz. Yoksa Bolşevik olmaktan söz etmiyoruz. Bolşevik olmak büsbütün başka bir meseledir. Ama iş bu kadar basit değildi. Mustafa Kemal mecliste bu konuşmayı yaptığı sıralarda Ankara Hükümeti'nin Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey ile Maliye Bakanı Yusuf Kemal Bey Moskova yolundaydılar. Kafkasları aşarak Bolşeviklerle görüşmeye gidiyorlardı. Ceplerinde de Mustafa Kemal'in yazdığı bir talimatname vardı. Bu talimatnamenin ikinci maddesi aynen şöyleydi. Türkiye'nin amacı şimdiki ulusal sınırlar içinde tam bağımsız yaşamak kaydıyla Rusya ile kaderini ve istikbalini birleştirmektir. Onlar bu talimatla Moskova yolundayken 2 Haziran günü Mustafa Kemal'in Lenin'e yazdığı mektubun cevabı geldi. Sovyet Dışişleri Komiseri Çiçer'in Mustafa Kemal'e gönderdiği mesajda
Türk halkının kahramanca verdiği savaşımın Sovyetlerce ilgiyle izlendiğini söylüyordu. Türk-Sovyet ilişkileri bu mektuplaşmayla resmen başlamış oldu. Ancak Ankara hükümeti Bolşeviklere nasıl temkinli yaklaşıyorsa, Çiçerin ve Sovyet rejimi de Ankara'ya öyle yaklaşıyordu. Acaba Bolşevik olmayan bir rejime yardım yapmak doğru muydu? Gönderilecek silahların yarın Bolşeviklere çevrilmeyeceğini kim garanti edebilirdi? İşte tam o günlerde Türk komünistleri ortaya çıktılar. Mustafa Kemal 1920 yazında Bakü'deki Türkiye Komünist Partisi'nin lideri Mustafa Supi'den bir mektup aldı. Dünyanın en haris emperyalistlerinin emellerine hedef olan zavallı Türkiye'yi ve mazlum halkını istilaların kanlı pençelerinden kurtarmak için inkılap hükümetine ve Kuvayi Milliye Kumandanlığına her türlü yardıma hazırız. Teşkilatımız çalışmalarını memleket içine taşımakla bu sonuca daha çok yaklaşacağı inancındadır. Bolşevik destekli Türkiye Komünist Partisi tam da Türk-Sovyet ilişkilerinin kurulduğu aşamada Türkiye'de faaliyet için Ankara'dan izin istiyordu. Mustafa Supi'nin mektubunu getiren Salih Zeki önce Şark Cephesi Kumandanı Kazım Karabekir Paşa ile görüştü. Sovyet yardımının sağlanması için aracı olabileceklerini söyledi. Gelen zata bir an evvel Ankara'ya gidip Mustafa Kemal Paşa ile görüşmesini tavsiye ettim. Gitsinler bu yoldaşlar evvela komünistlik nedir, kendileri nasıl adamlardır anlatsınlar. Hükümet ve millet meclisine kendilerini ve mesleklerini esaslıca tanıtsınlar. Bu iş eğer faydalı bir tesir yapabilecekse, yani İtilaf devletleri üzerinde bakın bunlar nihayet Bolşevik ve komünist olmak zorunda kaldılar, İş fena tarzında bir tesir yapabilecekse, böyle bir idareye doğru meyil edilmesini münasip gör. Aksi takdirde bu gidişte Ruslardan ne para ne de silah yardımı göreceğimiz yok gibidir. Anadolu şuraların hükümeti var olsun. Anadolu şuraların hükümeti var olsun. 1920 yazında Ankara'da bu marş modaydı. Bolşeviklik artık dillerde gezer olmuş, devrim marşları okullarda söyletilmeye başlamıştı. Kuzeyden heyetler gelip giderken herkes bu ne olduğu bilinmez yeni rejim üstüne tahminler yürütüyordu. Madem ki Batı medeniyeti Türkiye'yi yutmak isteyen bir canavara dönüşmüştü, o halde doğudan doğan bu yeni güneş Türkiye'nin kurtuluş ümidi olamaz mıydı? Bu soru o günlerin Ankara'sında çok sıkça soruluyordu. Mecliste bir grup milletvekili çareyi komünizmde görmeye başlamıştı. Ankara'da ilk dikkatimizi çeken şey Bolşevik kulübü oldu. Yunus Nadi Bey ve daha birçok mebuslar bu kulübün üyesiydiler. Hatta Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa'nın başında kırmızı bir kalpak vardı. Bunun ne olduğunu sorduğumuzda Fevzi Paşa'nın Bolşeviklikle ilgili söylediği sözlerden hayrete düştük. Bazı mebus arkadaşlar komünizmin ilan edilmemesinden yakınıyorlardı. Daha ne bekliyoruz? Hangi mal, hangi servet kaldı ki korkalım diyorlardı. Komünizm işareti olan kızıl renk moda haline gelmişti. Bilerek ya da bilmeyerek bu rengi kalpaklarında taşıyanlar çoktu. Kravatları kırmızı olanlar da az değildi. O güne dek herkes Bolşeviklikten söz ediyordu ama kimse bir Bolşevik görmemişti. Neye benzedikleri, nasıl insanlar oldukları bilinmiyordu. İşte bu belirsizlik ortamında Karabekir Paşa Nahçıvan'a bir müfreze yolladı. Kızıllarla ilk karşılaşacak Türkler onlar olacaktı. Ve Bolşevizm onlara bulaşmazsa tehlikeli olmadığı anlaşılacaktı. Nahçıvan'daki temastan sonra apoletlere karşı genel bir nefret hasıl oldu. Ve o ana kadar tek tük apoletli gezen zabitler bile artık takmaz oldular. Bu arada Kızıl Ordu askerleri ile ilk temasta bulunan birliklerdeki zabitlerin kendiliklerinden Bolşevik işaretleri taktıklarını, neferlerin de başlarına kızıl yıldız taktıklarını haber aldım. Bunun üzerine emirsiz aşağıdan yukarı iş görmenin fecaatini ve Kızıl Ordu işaretlerinin aynen kullanılmasındaki mahsuru düşünerek bu başlıklara takılan kızıl yıldızı ay yıldız şekline sokturdum. Kızıl yıldızlar toplatıldı ama bu kez de kalpakların tepesine kırmızı çuha taktırmak moda olmaya başlamıştı.
kırmızı tepeli kalpaklar pek rağbetteydi. Kırmızı o günlerde yeşille flört ediyordu. 1920 yazının o hararetli günlerinde Yeşil Ordu imzalı bir bildiri elden ele dolaşıp duruyordu. Ey köylüler, fukaralar, ey çalışkan çiftçiler, namuslu ırgatlar ve ameleler, gözlerinizi açınız. Dünyada yenen, giyilen her şeyi fukara meydana getirir. Fakat kendisi aç, çıplak, sefil, evsiz ve yurtsuzdur. Başınızı biraz kaldırınız. Sesinizi yükseltiniz. Rusya'da çiftçiler ve askerler yeni bir dünya yapıyorlar. Yeni dünyada hükümet fukaraların eline geçiyor. Herkes eşit oluyor. Biz de bu yola gidiyoruz. Biz de eşit olacağız. Yeşil Ordu, Tokat Mebusu Nazım Bey ve bazı İttihatçı milletvekillerince kurulmuş bir gayri resmi örgüttü. Kurucular arasında Doktor Adnan ve Yunus Nadi gibi Mustafa Kemal'in yakın çevresinden isimler de vardı. Onlar da Bolşevikliğin Müslümanlıkla aynı şey olduğunu sanıyorlardı. Amaçları, Bolşeviklikle suçlanan milli mücadele hareketini temize çıkarmak ve aslında Bolşevikliğin İslam'ın uygulanmasından başka bir şey olmadığını göstermekti. Bunu kanıtlamak için de İslam'ın kutsal yeşil rengini simge olarak seçmişlerdi. Örgütün kurucularından Bursa Mebusu Şeyh Servet, propaganda yaparken şunları söylüyordu. Dindaşlarım, yoldaşlarım, bizim bütün kusurumuz dinimizin esaslarını unutmuş olmamızdır. Artık aklımızı başımıza toplamalı ve bu esaslara dört elle sarılmalıyız. Şu anda dünyanın en muazzam devletini oluşturan Rusya'nın yaptığı büyük inkılaplarla İslam dininin esaslarını kabul etmiş olduğunu görmüyor muyuz? Bolşevizmin en kısa tarifi, peygamber zamanında yaşanmış olan müşterek samimi hayattan ibarettir. Hazreti Ebu Bekir, İslam'ı kabul eder etmez bütün servetini fakirlere dağıtmıştı. Hiç tereddüte gerek yoktur. Biz de öyle yapacak ve bütün felaketlerden kurtulacağız. Bu sözlerle hem Sovyetlere hem de İslam dünyasına göz kırpılıyor, bir tür sosyalist İslam sentezi yaratılmaya çalışılıyordu. O günlerde yeşil bayrak altında bir İslam ordusunun Anadolu'ya yardım için Kafkasya'dan yola çıktığı gibi bir efsane de dilden dile geziyordu. Kimileri bu hareketi Çerkez Ethem'le ilişkilendiriyor, kimileri ise ordunun başında Enver Paşa'nın olduğu söylentisini yayıyordu. Oysa aynı tarihlerde Enver Paşa bambaşka hazırlıklar içindeydi. Almanya'dan Moskova'ya geçmiş ve bir devlet başkanı gibi karşılanmıştı. Bolşevik yönetimi bir yandan Mustafa Kemal'le ilişkiyi sürdürürken öte yandan da Enver Paşa ve İttihatçılara da ilgi gösteriyor, her ihtimale karşı formül üretiyordu. Enver Paşa, Moskova'ya varır varmaz Mustafa Kemal'e bir mektup yazarak amacının bir İslam İhtilal Cemiyetleri Teşkilatı kurmak olduğunu açıkladı. Bu teşkilat aracılığıyla örgütlenecek ve Anadolu İhtilali'ne destek verecekti. Kafasındaki gizli amaç, Türk İslam dünyasının başına geçmek ve bir Turan Fatihi olmaktı. Bu amaç için aradığı fırsatsa çok geçmeden 1920 Eylül'ünde karşısına çıktı. Bakü'de bütün dünyanın mazlum milletleri büyük bir kurultayda toplanıyorlardı. O da bu kurultaya Cezayir, Fas, Tunus ve Trablus'u temsilen katılacak ve bayrağı Bakü'den açacaktı. Sovyet rejimi dünya karşısında ilk ciddi gövde gösterisini 1920 Eylül'ünde Bakü'de yaptı. Burjuvazi Batı dünyasını teslim almışsa, şimdi Doğu milletleri de Bolşevizmin şemsiyesi altında yedi düvele seslerini duyuracaklardı. Bakü'de düzenlenen Şark Milletleri Kurultayı, Doğu'nun uyanışının simgesi olacaktı. Komintern'in çağrısı üzerine tam 26 milletten 2000'e yakın delege, Şark'ın kara talihini yenmek üzere trenlerle Kafkaslara koştular. Araplar, İran Kürtleri, Moğollar, Hintliler, Özbekler, Kırgızlar ve daha nice millet ve kavimden binlerce insan kılıçları ve silahları bellerinde olduğu halde Bakü'de toplandılar. Coşku müthişti. Nihayet dünya zenginleri bacaklarını masanın üstünden kaldıracak ve emekçiler nasırlı elleriyle dünyanın sahibi olacaklardı.
kurultaya katılan herkes buna yürekten inanıyordu. Şarkın dört bir köşesinden kopup gelen delegeler, yaşasın devrimci Kızıl Şark, yaşasın dünya devrimi sloganlarıyla geçit töreni yaparlarken, heyetlerden birinin ön sıralarında bir Türk bayrağı da göze çarpıyordu. Türkler tam 235 delegeyle en kalabalık heyetlerden birini oluşturuyorlardı. Aslında ülkenin parçalanmışlığını simgelercesine Türk heyeti de bölük pörçüktü. Daha doğrusu üç ayrı heyet vardı. Kurultay'daki en tanınmış Türk kuşkusuz Enver Paşa'ydı. Ülkesinden yıllardır uzak yaşamasına rağmen şöhreti Doğu halkları arasında yayılmıştı. Paşa Bakü'de Bolşeviklerle flört ediyor ve hayatının belki de son kumarını oynuyordu. Kurultay'da Ankara hükümetini ise İbrahim Talih Bey temsil ediyordu. Bakü yolunda Enver Paşa ile birlikte kameralara poz veren Türk delegasyonunun amacı da İstiklal Savaşı'nı Doğu halklarına anlatmaktı. Ve nihayet kurultaydaki diğer bir grup da Türk komünistleriydi. Heyetin taşıdığı pankartta eski Türkçe "Cümle cihan fukarayı kesibesi, toplaşınız" yazıyordu. Yani tüm dünya ezilenleri, birleşiniz. Heyetin başında Bakü'deki iddiaçıların kurduğu Türkiye Komünist Partisi'ni ele geçiren Mustafa Supi vardı. Aynı zamanda kurultayın başkanlık divanında görevliydi. Her üç heyette kendilerinin en Bolşevik taraf olduğunu kanıtlama çabasındaydılar. Bakü'deki bir tiyatro salonunda toplanan bu deli dolu topluluğun ihtilal marşları silah seslerine karışıyordu. Enver Paşa bir Rus tarafından okunan, fazla da ilgi görmeyen, hatta bir ara yuhalanan konuşmasında şöyle diyordu. Yoldaşlar, biz savaşa karşıyız ama yeryüzünde barışı egemen kılmak için bütün engellere rağmen gelmiş geçmiş en kanlı savaşlardan birini sürdürüyoruz. Ben emperyalistlerle kapitalistlerin dişlerinin kırılacağına ve son zaferin muhakkak Bolşevizm'de kalacağına inanıyorum. Kurultaya gözlemci statüsüyle katılan Ankara hükümetinin temsilcisi İbrahim Talih Bey ise havaya savrulan kılıçların inlettiği salonda şu cümleleri haykırıyordu. Yoldaşlar, Anadolu son nefesine kadar özgürlük ve bağımsızlığını savunmaya kararlıdır. Anadolu devrimcileri ve köylüleri artık şevk ve samimiyetle yüzlerini 3. Enternasyonel'e çevirmişlerdir. Ve kendilerine Sovyet Rusya'nın uzattığı dostluk elini aynı hislerle ve memnuniyetle kabul ederler. Yaşasın bu yolda birlikte yürüyen devrimci Rusya, devrimci Anadolu ve onların dayandığı Şark devrimi. Ancak bu heyecanlı konuşma kurultay yönetimini pek etkilememişti. Kurultayın bir numaralı ismi Komünist Enternasyonel'in başkanı Zinoviev yaptığı konuşmada Türkiye'ye nasıl baktıklarını açıkça ortaya koydu. Yoldaşlar, Sovyet hükümetinin Türkiye'ye ve Mustafa Kemal'e yardımcı olduğunu biliyorsunuz. Biz başında Mustafa Kemal'in bulunduğu bir hareketin bir komünist hareketi olmadığını bir dakika bile unutmuyoruz. Elbette Mustafa Kemal hükümetinin Türkiye'de yürüttüğü siyaset bizim siyasetimiz değildir. Fakat biz İngilizlerin aleyhine yürüyen her devrim mücadelesine yardım etmeye hazırız. Bu saatte Türkiye'de terazinin gözü kim zenginse onun tarafına eğilmektedir. Lakin bunun başka türlü olacağı zaman da gelecektir. Bakü kurultayı açıldığı gibi büyük bir heyecan içinde dağılırken Türkiye hakkında da bir karar verdi. Şark milletlerinin emperyalizme karşı savaşan Türkiye ile fikir ve gönül birliği içinde olduğu vurgulandı. Ancak şu cümle eklendi. Kurultay, Türk işçi ve köylüsüne de örgütlü ve düzenli olarak toplanmalarını tavsiye eder. Delegeler Lloyd George'un kuklasını yakarak dağılırken Türkiye'de Moskova'nın kendisine bakış açısını öğrenmiş oluyordu. Bolşevikler Mustafa Kemal'e şimdilik kerhen destek vereceklerdi. Ama asıl beklenti Ankara rejiminin Bolşevikleşmesiydi. Asıl ittifak ancak o zaman sağlanabilecekti.
Bu sonuç Ankara'ya ulaştığında Mustafa Kemal artık bir yol ayrımında olduğunu anladı. Savaşın bu en sıkışık anında bir yandan ezeli rakibi Enver Paşa ve Türk komünistleri Moskova'nın desteğini almak için bastırıyorlar. Bir yandan da içeride bir Bolşevizm sempatisi giderek taraftar topluyordu. Bunlara karşı tavır alsa Sovyetlerin göndereceği yardım tehlikeye girebilirdi. Bir şey yapmalı ve hem bu komünist muhalefeti bertaraf etmeli hem de bunu yaparken Sovyetleri gücendirmemeliydi. İşte tam o günlerde bu düğümü çözmek için kimsenin aklına gelmeyecek müthiş bir formül buldu. Bir komünist partisi kuracak ve yayılan Bolşevizm hareketinin dizginlerini bizzat ele alacaktı. Müslüman kardeşlerim, komünist arkadaşlar. Korkunç bir haksızlık işlenmektedir. Büyük devletler yeni bir Müslüman kurbanı boğazlıyorlar. Onu yok etmek azmindedirler. Fakat biz, elde silahımız, ana vatan topraklarını savunarak ve haklarımızı haykırarak ölmesini bilenlerdeniz. Köylülerimiz topraklarını, yurtlarını ve köylerini istilacıya karşı müdafaa ederken, şehit düşerken emin olabilirler ki, yakın bir zamanda bütün İslamiyet, komünizmle birlik olarak onların intikamını alacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal. Fransız Le Temps gazetesinde yayınlanan bu beyanname, Mustafa Kemal'in 1920 yazındaki ruh halini yansıtıyordu. Yakın çevresi, Kurtuluş Savaşı'nın bir kaosa doğru sürüklendiği o dönemi, Mustafa Kemal'in en kritik depresyon günleri olarak tanımlar. Milli mücadele, dört bir yandan esen farklı rüzgarlarla oradan oraya savrulmaya başlamıştı. Mustafa Kemal gelişmeleri görüyor, anlıyor fakat kontrol edemiyordu. İpler yavaş yavaş elinden kayıyordu. Nihayet 10 Ağustos'ta Sevr Anlaşması da imzalanınca artık bıçağın kemiğe dayandığını fark etti. Anadolu'nun çevresindeki çember daralırken Kızıl Ordu Polonya'ya yürüyor, Varşova önlerine kadar geliyordu. Bolşevizm Doğu'nun yeni hakimi olmak üzereydi. Bu arada vaat edilen Sovyet yardımı da bir türlü gelmiyordu. Moskova adeta Ankara rejiminin ne yön alacağını gözlüyordu. Şimdi tam bir satranç oyuncusu gibi davranmalı ve 3 hamle ileriyi görerek elindeki kozları çok akıllıca oynamalıydı. Elindeki tek koz da Bolşevik kartıydı. Hem ülkeyi kuşatan Batı emperyalizmine karşı Sovyetleri arkasına alacak hem de onların esiri olmamanın bir yolunu bulacaktı. Bu arada da ülke içinde kırmızı tepeli kalpak giyenlerin giderek çoğalmasına da bir çare bulacaktı. Bu tarihi dönemeçte duygularını değil aklını kullanmak zorundaydı. Tam o anda her şeyi göze alarak cesur bir karar aldı ve hiç beklenmedik bir adım attı. Rakiplerinin başındaki kırmızı tepeli kalpağı aldı, başına taktı. Efendiler, bilinir ki bizim görüşümüz Bolşevik ilkeleri değildir. Fakat esas itibariyle incelenirse bizim görüşlerimiz egemenliğin doğrudan doğruya halka verilmesidir. Elbette böyle bir ilke Bolşeviklikle çelişmez. Özellikle biz Müslüman olduğumuz için ümmetçiliğimiz vardır ki, milliyetçiliğin çizdiği sınırlı çemberi sonsuz bir alana dönüştürür, ve bu bakımdan bizim yönümüzde Bolşevik yönü olarak görülebilir. Meclisteki bu konuşmanın ardından Mustafa Kemal kolları sıvadı. Bir komünist parti kuracaktı. En yakın dostlarını parti yönetimine getirecek, böylece gelişmeleri anında haber alacaktı. Resmi TKP kurulduktan sonra diğer komünist örgütlenmeleri yasaklayacak ve bu alanda tam bir denetim kuracaktı. Nihayet bu yolla aralık duran Moskova kapısını da ardına kadar açacağını umuyordu. Sovyet yardımının bedeli Bolşevizm olacaksa artık bu bir Rus Bolşevizmi değil, Türk Bolşevizmi olacaktı. Mustafa Kemal bu inanılmaz projesini önce ilk kabinenin Maliye Bakanı Yeşil Ordu kurucularından Hakkı Behiç Bey'e açtı.
Mustafa Kemal Paşa tamamıyla Rus devriminin aynını hedef tutmak şartıyla bir komünist parti kurulmasını bana teklif etti. Bu teklifi Rusya'dan gelmekte olan tehlikenin ilham ettiği bir fikir mahsulü ve siyasi zorunluluk şeklinde izah etti. Ben bu vazifeyi bir fedakarlık olarak gördüm. Çünkü bir komünist olarak açıkça ortaya çıkmakla birçok düşmanlığı üzerime çekeceğimi biliyordum. Bu partinin ülkemizin gayesine göre bir yönetim şekli yaratması adeta imkansızken, ben bu imkansızı temenni eden adam durumuna düşecektim. Ve bundan sonra artık komünizm dışında hiçbir parti namına siyasi hayata çıkamayacaktım. Fakat reddedersem de hizmetten kaçıyormuş gibi görünecektim. Kabul ettim. Ve resmi Türkiye Komünist Fırkası 18 Ekim Cumartesi günü Ankara'da Taşhan'ın karşısında hazırlanan bir binada kuruldu. Partinin ileri gelenleri arasında Refik Koraltan, Kılıç Ali, Yunus Nadi, Tevfik Rüştü gibi Mustafa Kemal'in yakın çevresinden isimler vardı. Ben o zaman Kastamonu'da İstiklal Mahkemesi'nde görevliydim. Atatürk beni acilen Ankara'ya çağırdı ve bana bir komünist partisi kurdurdum dedi. Kendisinin partiye girmediğini ama İsmet, Ali Fuat ve Fevzi Paşaların girdiklerini söyledi. Dünya bizi tanımazsa biz de komünistlerle birlik olur, kurulan yeni dünyada yerimizi alırız. Fakat memlekete yabancı eli sokmayız. Görüşümüzde samimiyiz, bu bir oyun değildir dedi. Çok geçmeden bir muvazaa tertibi olarak benim de dahil olduğum bir merkez kurulu oluşturuldu. Bu kurul Hakkı Beyiç Bey'i genel sekreter yaparak Hakimiyet-i Milliye Matbaasının üstündeki küçük bir odada işe başladı. Amaç Rusların gözünü boyamak ve şerlerine imkan bırakmamaktı. Şimdi yapılacak iş, başta Çerkez Etim'in Yeşil Ordusu olmak üzere içerideki diğer komünist faaliyetleri pasifize etmekti. Mustafa Kemal hemen Kuvvayi Seyyare Kumandanı Ethem Bey'e bir mektup yazarak durumu bildirdi. Sayın Ethem Beyefendi, Ankara'da 3. Enternasyonel'e bağlı bir genel merkez kuruldu. Bu merkezi cemiyete ben, sen ve Refet Bey dahi alındık. Yeni Dünya Gazetesi bu cemiyetin fikirlerini yayacaktır. Hazırlanmakta olan program tamamlandığında size de gönderilecektir. O zaman okur ve derhal gereken merkez ve yerlere şubeler açılmasına lütfen yardım buyurursunuz. Sıhhat ve afiyet sayın yoldaş. Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal. Birkaç hafta sonra Batı Cephesi Kumandanı Ali Fuat Paşa, Ankara'dan Hakkı Behiç ve Mustafa Kemal'in ortak imzalarını taşıyan bir mektup aldı. Okuyunca gözlerine inanamadı. Mektup, sevgili yoldaş diye başlıyordu. Sevgili yoldaş, doğrudan 3. Enternasyonel'e bağlı bir Türkiye Komünist Partisi teşkil edilerek hükümetçe de onaylanmıştır. Partinin askerlik işleri şubesi, siz kumandan yoldaşımızı da üyeleri arasında görmekle iftihar eder. Parti resmen kurulmuş olup faaliyetini tanzim ettiğinden ve eskiden kurulmuş olan gizli Yeşil Ordu Teşkilatı da partiye dönüştüğünden dolayı artık Bolşevizm, komünizm, fikir ve esasları üzerinde hiçbir cemiyet, heyet veya kişi fotoğraflı belge ve yetkinamesi olmaksızın faaliyette bulunamayacaktır. Şimdiden ilgilenenlerin dikkatlerinin çekilmesini rica ederiz. Mustafa Kemal. Paşalar bir anda yoldaş oluvermişlerdi. Mektubu alan Ali Fuat Paşa neredeyse şaşkınlıktan küçük dilini yutuyordu. Mustafa Kemal bir komünist parti kurmuş, kendisini de üyeliğe çağırıyordu. Olacak iş değil diye düşünürken Mustafa Kemal imzalı bir gizli şifre aldı. Bu kez mesaj yoldaş diye başlamıyordu ve Mustafa Kemal bu silah arkadaşına işin aslını anlatıyordu. Komünistliğin memleketimizde değil, daha Rusya'da bile uygulanış kabiliyeti hakkında açık kanaatler oluşmadığı anlaşılmaktadır. Bununla beraber içeriden ve dışarıdan çeşitli amaçlarla bu akımın memleketimiz içine girmekte olduğu görülmüştür. Önlem alınmazsa milletin pek fazla muhtaç olduğu birlik ve sükununu bozan hallerin olması da mümkündür. En makul ve tabii önlem olarak, aklı başında arkadaşlara hükümetin bilgisi altında bir Türkiye Komünist Partisi kurdurmak düşünüldü. Bu durumda, memlekette bu fikirle ilgili bütün cereyanları bir bileşkeye indirgemek mümkün olabilir. Kurucu heyeti,
ve 30 kişilik genel merkezi arasında seçkin arkadaşlarımızdan Fevzi, Ali Fuat ve Kazım Paşalarla Refet ve İsmet Beylerin de gizli olarak dahil bulunmasını uygun gördüm. Bu sayede memleketi tutan ve milli amaçlarımızın kahramanları olan arkadaşlarımızın bilgileri bu teşebbüsün oluşumu üzerinde etken olacaktır. Sosyalizm ve komünizm prensiplerinden hangilerinin ne dereceye kadar bizce uygulanabileceği, özümseneceği ve kabul edilebileceği, Türkiye Komünist Partisi'nin propagandasına karşı milletin fikir gösterileriyle ve zamanla anlaşılacaktır. Ordunun her zamandan çok büyük bir inzibatla kumandanlarının eli altında bulunmasına son derece dikkat ve önem verilmelidir. Komünizm akımı nihayet ordunun en büyük kumandanlarında kalmalıdır. Mustafa Kemal. Artık Ankara'da herkes yoldaştı. Mustafa Kemal, partiye özel hesabından yazdığı çeklerle maddi destek sağlıyordu. Partinin genel sekreteri Hakkı Bey için yazıları Mustafa Kemal yoldaşa diye başlıyordu. Reis Paşa, Ekim ayı başında Ankara'ya varan ilk Sovyet elçilik heyetini de hoş geldiniz yoldaşlar diye selamladı. Bu heyetin gelmesiyle Ağustos ayında imzalanan Türk-Sovyet Dostluk Anlaşması da somutlaşıyor ve Sovyet yardımı akmaya başlıyordu. İlk parti yardım Enver Paşa'nın amcası Halil Paşa'ya teslim edilmişti. Aslında ben 4 milyon Rus altını istemiştim. Ancak 1 milyon verebileceklerini söylediler. Pazarlık yapmayacağımı söyleyince şimdilik 3 milyonu kabul ediniz dediler. Yapacak bir şey yoktu. 4 gün sonra birer tonluk 8 külçe altın verdiler. Altınlar hazır olunca silahlarımı hazırladım. Bakü'den sonra atla ve arabayla devam etmek üzere trenle yola çıktım. Yanımdaki yük belki de Anadolu Savaşı'nın kanı olacaktı. Böylece başlayan Sovyet yardımı Kurtuluş Savaşı boyunca parti parti gelmeye devam etti. 1921 ve 22 yıllarında Moskova'dan toplam 10 milyon altın ruble gönderildi. Bu arada silah sevkiyatı da hızla sürüyordu. Türk resmi kayıtlarına göre o dönemde Sovyetlerden Anadolu'ya 40 bin tüfek, 50 bin sandık mermi, 66 top ve 150 bine yakın top mermisi gönderildi. Bu, Kurtuluş Savaşı boyunca alınan toplam dış yardımın %83'üne eşitti. Savaşın en zorlu dönemi bu sayede aşılabildi. ...1921'in ilk zafer haberi Batı cephesinden İnönü'den geldi. 6 Ocak'ta Yunanlıların başlattığı saldırı şiddetli bir karşı hücumla püskürtüldü. Düşmana büyük zayiat verdirildi. Ve böylece kazanılan 1. İnönü zaferi Ege'de işgalcilerin denize dökülmesiyle sonuçlanacak bir askeri taarruzun başlangıcı oldu. Bu zafer aynı zamanda İtilaf devletlerini de Ankara hükümetini tanımaya zorladı. Londra'da bir barış konferansı toplanması ve buraya Anadolu delegelerinin de katılması gündeme geldi. O günden itibaren Türkiye için yeni bir dönem başlıyordu. Artık Batı ile ilişkilerin yolu açılıyor, Sovyet kartı yavaş yavaş önemini yitiriyordu. Amaç gerçekleşmiş ve ölümle yaşam arasındaki bir dönemde Mustafa Kemal'in TKP'si işlevini büyük ölçüde yerine getirmişti. Artık 3,5 aylık bu partinin de Türkiye'nin Bolşevizm macerasının da sonu gelmişti. Bu dönemin kapanış konuşmasını Mustafa Kemal 22 Ocak'ta meclisin gizli oturumunda yaptı ve oynadığı bu müthiş satranç oyununun gerekçelerini orada anlattı. Efendiler, gayet ciddi bir konu üzerindeyiz. Önce Rusya'da bu milletin sersem bir takım evlatları Türkiye Komünist Partisi diye bir parti kurdular. Diğer yandan memleket dahilinde de komünizmin ne olduğunu bilmeyen, fakat Bolşevizmin bizim için kurtarıcı bir güç olabileceğini sanan bir takım insanlar da kendiliğinden komünizm örgütü kurma hevesine düştüler. Hükümetimiz bunun için tedbir düşünmek zorundaydı. Efendiler, iki tür tedbir olabilirdi. Birincisi, doğrudan doğruya komünizm diyenin kafasını kırmak. Diğeri, Rusya'dan gelen her adamı derhal hudut dışına def etmek.
Bu yöntemleri uygulamakta iki yönden faydasızlık görülmüştür. Birincisi, politik olarak iyi ilişkilerde bulunmayı gerekli saydığımız Rusya Cumhuriyeti tamamen komünisttir. İkincisi, fikir cereyanları zor ve şiddetle reddedilemez, aksine güçlendirir. Buna karşı en etkin çare, gelen fikir cereyanına karşı fikir cereyanı vermek. Fikre fikirle karşılık vermektir. Böyle olunca, komünizmin memleketimiz için kabul edilmez olduğunu anlamak en etkin çare görülmüş ve bu düşüncenin ürünü olmak üzere Ankara'da Komünist Partisi adında bir parti kurulmuştur. Sonra neler oldu? Mustafa Kemal'in TKP'si Ocak ayında kendini feshetti. Partinin genel sekreterliğini kerhen kabul eden Hakkı Behiç, küsüp köşesine çekildi. Diğer sol gruplara gelince, Nazım Bey'in önderliğinde Yeşil Ordu'dan kopup resmi TKP'ye girmeyen bir grubun kurduğu Halk İştirakiyun Fırkası'nın yöneticileri İstiklal Mahkemesi'nde yargılanıp ağır hapis cezalarına çarptırıldılar. Mustafa Kemal'le görüşmek üzere Anadolu'ya geçen Mustafa Supi ve 14 arkadaşı ise Erzurum'da halkın protestolarıyla karşılaşınca Bakü'ye dönmek üzere açıldıkları Karadeniz'de boğularak öldürüldüler. Bu, bir dönemin kapanışının simgesi oldu. Tarihe 15'ler cinayeti olarak geçen ve hala aydınlatılamayan Mustafa Supi olayı Türk-Sovyet ilişkilerini etkilemedi. Aslında Bolşevikler, Mustafa Kemal'in TKP'sinin 3. Enternasyonel'e üyelik başvurusunu reddetmişlerdi. Mustafa Supi'nin partisini gerçek Komünist Partisi olarak tanımışlardı. Ama cinayetin üstünde fazla durmadılar. Savaş döneminde başlayan Türk-Sovyet ilişkileri zaferden sonra da canlanarak sürdü. Ve nihayet Şubat 1921'den itibaren Anadolu'da sol hareketler tamamen yasaklandı. Kalpaklardan kızıl yıldızlar ve kırmızı çuhalar söküldü. Kızıl tepeli kalpak, milli mücadelenin en zorlu günlerinde görevini yapmış ve sonunda yıldızını ayla birleştirerek yeni bir rejimin simgesi haline dönüşmüştü.